Mercan Sürücü Kursu ana haber bültenini sunar. Mercan TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün ve gündemin önemli başlıklarıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ana Haber Bülteni'mizin ilk haberi Afrin'den. Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Özgür Suriye Ordusu ilerleyişine devam ediyor. Afrin merkez ve 6 belde daha kontrol altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin şehir merkezinin yanı sıra 6 belde merkezleri teröristlerden temizlendi. Türkiye sınırında teröristlerin işgalindeki bölgelerin temizlenmesinin ardından iç bölgelere yönelik operasyonlar hız kazandı. Mart tarihine girildiğinde şehrin kuzeybatısındaki Racu belde merkezi de ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri terörden temizledikleri bölgelerde bir yandan güvenlik çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da ilerleyişlerini sürdürerek 4 Mart'ta Şeyh Hadit belde merkezinin kontrolünü sağladı. Mart tarihine girildiğinde şehrin kuzeydoğusundaki Şeran beldesi teröristlerden temizlenerek Azez tarafından başlatılan kara operasyonunda hızla şehir merkezine doğru ilerleme kaydedildi. Yapmasınlar. 8 Mart'ta ise şehrin en önemli beldelerinden Cinderes, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun eline geçti. Beşbelde merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından şehir merkezine doğru ilerleyiş daha da hız kazandı. Allah-u Ekber. 13 Mart tarihine girildiğinde Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart tarihinden itibaren Afrin şehir merkezinin kuşatıldığı bildirildi. İlerleyen TSK ve ÖSO unsurları ilk etapta Eşrefiye, Mahmudiye ve Cemiliye mahalleleriyle gümrük ve elektrik dağıtım binalarını ele geçirdi. Direnişle karşılaşmayan ÖSO ve TSK unsurları 8.30 sularında ilçe merkezinde kontrol sağladı. Kontrolün sağlanmasının ardından güvenlik faaliyetleri başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu uzmanları mayın el yapım patlayıcıları etkisiz hale getiriyor. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı. Tüm şehitlerimize armağan edin. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 8.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi. Yarım.
Şehir merkezine girişte tekbir getiren güvenlik güçleri daha sonra buradaki hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Bu sırada görevli bir askerin binanın çatısına çıkarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'ne Yüce Türk Milletine ve şehitlere armağanıdır diyerek bayrağı 3 kere öpüp göndere çektiği görüldü. ...18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da coşkuyla kutlandı. ...18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. ...18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü anma programında Adıyaman Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale ruhunu yansıtan duygu yüklü şarkılar ve ağıtlarla sahnelenen drama, başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere protokol üyelerini gözyaşlarına boğdu. Programın açılış konuşmasını Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi yaptı. Yurdumuzun semalarında, denizlerinde, Malazgirt'te, Kosova'da, Nibolu'da, Yemen'de, Galçya, Kafkasya, Sarıkamış, Çanakkale, Kocatepe, Kore, Kıbrıs, Irak, Diyarbakır, Cizre, Hakkari, Van, Şırnak, Mardin, Fırat Kalkanı'nda 15 Temmuz ve orada icra edilen, şu anda icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehir merkezinde ve dağ başında bir köyde kendini sözde medeni sanan yerlerde şehit olanların günüdür. Şehitlerimiz binlerce yıldan beri Türkiye'nin milli varlığını sürdürmek için vatan, millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını seve seve feda ettiler. Terörle mücadelede ve hainlerin gecesi olan 15 Temmuz'da pek çok sivil vatandaşımızı, erimizi, uzmanımızı, astsubayımızı, subayımızı, polisimizi şehit verdik. Törende konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı ise Türk milletinin gurur kaynağı muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri olan ve 103. yıl dönümünü kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi milletimizin birlik ve beraberliği uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır ifadelerini kullandı. Türk milletinin gurur kaynağı zaferlerle dolu tarihinin en mümtaz sayfalarından biri olan ve 103. yıl dönümünü kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün size taarruzu değil, ölmeye emrediyorum sözlerinde ifadesini bulan bu zafer, Türk askerinin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin ve şehadet iştiyakının emsali olmayan bir sembolüdür. Vatanı ve istiklali için canını ve kanını feda etmekten tarihinin hiçbir safhasında sarkı nazar etmemiş aziz milletimiz, Malazgirt'ten, Mohaç'tan, Dumlupınar'a,
Çanakkale'den Kıbrıs Barış Harekatı'na, 15 Temmuz'dan Afrin'e kadar tarihinin her döneminde istikbalimiz için canını vermekten çekinmemiş kahraman şehitlerimiz, Türkiye'mizin en büyük mimarlarıdır. Biz de Çanakkale şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Değerli izleyiciler, benim için çok önemli bir yere sahip olan lisedeki öğretmenim, matematik öğretmenim Bilal Tanrıveren'in Çanakkale ile ilgili çok güzel bir yazısı vardı. Onu da sizle bu ekranlarda paylaşmak istiyorum. Çanakkale'de mübarek ve muhteşem bir zaferi kucaklayan ecdadın çileli yetimleri. Unutma ki bu zafer birliğin, dirliğin, beraberliğin, kardeşliğin tam ve kamil manada bir imanın zaferidir. Bu güzel sözlerinden dolayı sayın matematik öğretmenim, Ticaret Meslek Lisesi'ndeki matematik öğretmenim Bilal Tanrıveren'e de teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, ana haber bültenimize Afrin'deki Mehmetçiklerimize destek olan öğrencilerimizle devam ediyoruz. Taşkuyu Ortaokulu öğrencileri bugün anlamlı bir etkinlik düzenlediler. Mart 2017'de yaşadığı depremle sarsılan Adıyaman'ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyü, Taşkuyu Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları koreografi ile Afrin operasyonuna katılan Mehmetçi'ye destek verdiler. Okul bahçesinde gerçekleştirilen koreografide öğrenciler bir anda okul bahçesinde tekbirlerle toplanarak hilal ve yıldız oluşturuyor. Türk bayrağı karşısında Mehmetçik duasını okuyan depremin çocukları tüyleri diken diken etti. Büyük bir heyecanla okudukları Mehmetçik duasından sonra Türkiye'nin Suriye'nin Afrin ilçesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere selam gönderdiler. Adıyaman'ın Samsat ilçesinde ilçeye gidiş yapan vatandaşlar yolda Çanakkale Savaşı'nda askerlerin giydikleri kıyafetleri giymiş, ellerinde Türk bayraklarıyla öğrencilerle karşılaştılar. Öğrenci ve vatandaşlara ekmek ve üzüm hoşafı dağıtıldı. Ekmek de var, ekmek. Çanakkale Zaferi'nden 15 Temmuz Zaferi konulu fotoğraf sergisi ve etkinliği hakkında açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın şöyle dedi. Bugün Çanakkale Savaşı'nın 103. yıl dönümü münasebetiyle ilçemizde farklı bir etkinlik düzenleme kararı aldık. Gördüğünüz üzere Örentaş mahallemizden Samsat merkez girişine kadar 10 tane öğrencimizi dizdik ve başta bütün ülkelere, Türkiye'mize ve bütün illerimize ve sonra Samsat'ımıza şu mesajı vermek istedik. Çanakkale ruhunu en güzel bir şekilde yaşatmak istedik ve bu gördüğünüz milli kıyafetlerle öğrencilerimize bu ruhu yaşatmaya çalışıyorlar. Halkımız tabii gördüklerinde gururlanıyorlar, sevindiler, bize sorular sordular, niçin böyle bir şey yaptınız diye. Biz de Samsat'ımızda, Adıyaman'ımızda, Türkiye'mizde şehitlerimiz vardı. Onların ruhunu burada bir şekilde bir nebze olsa yaşatmaya çalıştık. Hüzünlendik, gururlandık, mutlu olduk. Ve farklı bir etkinlik oldu bizim için. Daha sonra Cumhuriyet Konferans Salonu'nda Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu kutlama programına geçildi.
Evet, Kahramanmaraş'ta da halk ozanları ve şairler Çanakkale zaferini ve Çanakkale şehitlerini anmak için bugün sahnedelerdi. Kahramanmaraş Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı. Kahramanmaraş Halk Ozanları ve şairleri tarafından Trabzon Bulvarı üzerinde şehitleri anma programı düzenlediler. Programda askerlerimizi temsil eden gençler tarafından hoşaf ve bayat ekmek ikramı yapıldı. Vurun Mehmetciğim, durmadan vurun. Ozanlarımız ve şairlerimiz tarafından söylenen şiirler ve türkülerimiz Kahramanmaraş halkı olarak yoğun ilgi gördü. Çanakkale'nin kurtuluşunun 103. yıl dönümü münasebetiyle Kahramanmaraş Kamu Çalışanları Vakfı, Kahramanmaraş Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneğimiz, ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Çanakkale'nin kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlama şenliklerinde bugün Şelale Park'ta birleştik ve 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda o günkü askerlerimizin kumanya olarak yedikleri bayat ekmek ve üzüm hoşafını bugün biz de burada üzüm hoşafı olarak ve bayat ekmek yerine de Kahramanmaraş'a has çubuk kraker dediğimiz kalın çubuklarla bunları vermeye, o günü bir daha burada yaşatmaya çalıştık. Allah o günleri tekrar göstermesin diyorum. Allah bizlere bir daha İstiklal Marşı yazdırmak nasip etmesin. O zaman biz 7 düelle mücadele etmişiz ama bugün 70 düelle mücadele ediyoruz. Onun için bizlerin birliğe, kardeşliğe, tek vatan, tek bayrak, tek devlet, buna sahip çıkmamız, gelecek kuşaklara da sapasağlam bir vatan bırakmamız için bunları mutlaka ve mutlaka yerine getirmemiz gerekir diyorum. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in amcası, Kahta'daki amcası Mustafa Metiner hayatını kaybetti. Metiner'in bu acılı gününde amcasına rahmet diliyoruz. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in Adıyaman'ın Kağıt ilçesindeki amcası Mustafa Metiner hayatını kaybetti. Kağıt ilçesi Bayraktar Mahallesi'nde oturan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in amcası Mustafa Metiner, evinde yaşlılığa bağlı sağlık problemlerinden dolayı fenalaştı. Yakınları tarafından çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Metiner, Kağıt'a Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Metiner yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hamd ölümü de dirilişi de yaşam. Hayatını kaybeden Metiner Kahtaulu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Makamlarını âli eylesin. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Bizler de onlarla beraber. Cenaze törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Metiner'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Onu da bilmeyen varsa olabilir.
O zaman Fatiha'yı dua niyetiyle okuyoruz. Ondan sonraki tekbirden sonra bir şey okumadan selam veriyoruz. Allah için namaza. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Vahap Seçer'den hükümete tepki geldi. AK Parti Mersin'i cezalandırıyor dedi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Vahap Seçer sadece bir ilçe belediyesine sahip olan AKP'nin Mersin'i yatırımlarla cezalandırdığını öne sürdü. CHP 23. ve 24. dönem Mersin Milletvekili görevini yürüten Vahap Seçer, 2019 yerel seçimleri öncesi gündemi değerlendirdi. Sağ çalışmalarını ve temaslarını aralıksız sürdüren Seçer, vatandaşların gelecek kaygısı taşıdığını ve endişe içinde olduğunu söyledi. Mersin'in en temel sorunlarından bir tanesi işsizlik olarak değerlendiren Seçer, göçün işsizliğin artmasında en büyük sebeplerden biri olduğunu dile getirdi. AKP'nin oy alamadığı için yatırımlarda Mersin'i cezalandırdığını savunan Seçer şunları söyledi. Ben 2007 yılında ilk milletvekili olduğum zaman kente dair, siyasete dair yaptığımız değerlendirmelerde, toplantılarda yine bu sorular bize soruluyordu. Mersin'in en önemli sorunları nedir diye. Yine o zaman işsizlik diyorduk. Peki hangi projeler hayata geçerse Mersin'de işsizlik sorunu çözülür? Neden bahsediyorduk? Uluslararası havaalanı. Havaalanı henüz hala inşaatı bitirilemedi. Yılan hikayesine döndü. Sahil bandı projesinden bahsediyorduk. İşte hayal oldu. Konteyner liman yapacaktı devlet Mersin'e. Lojistik köy, konteyner liman, sahil yolu, Alanya, Taşucu henüz bitmedi. Bunun yanında organize sanayi bölgelerimizin yetersiz olduğu, dolayısıyla yeni alanların açılması gerektiğini, arsa kazandırmamız gerektiği konusunda değerlendirmeler yapıyorduk. Bu söylediklerim tam 11 yıl önceki değerlendirmelerdi. Bugün üzerinden 11 yıl geçti. Yine aynı konuları konuşuyoruz. Mersin'de işsizlikten bahsediyoruz. Mersin'de asayiş sorunundan ya da terör sorunundan bahsediyoruz. Mersin'de fakirlikten, fukaralıktan bahsediyoruz. Bence tek cümleyle AK Parti-Mersin ilişkisi nedir diye sorarsanız şunu söylerim. AK Parti Mersin'i cezalandırıyor. Hükümetin bilinçli olarak Mersin'e yatırım yapmadığını söyleyen Seçer şöyle konuştu. Bilinçli olarak bence buraya yatırım yapmıyor. Yani neden? Beklediği o desteği göremediği için. Tabii ki her zaman arzuladığı belediyelerde başarılı olmak istediği bir kenttir. Büyükşehir'de 13 ilçede ama sadece bakın Mersin'de bir ilçede AK Partili bir belediye başkanı yönetimindedir. Aynen. Diğer 12 ilçe ve büyükşehir belediye başkanı farklı partilerdedir. Bunun açıkçası değerlendirmesini ben böyle yapıyorum. Umut ediyorum bundan sonraki süreçlerde tabii ki yatırımların önü açılır. Mersin hak ettiği noktalara gelir. Mersin'de çok yapılacak işler var. Mersin'de buna müsait. Mersin yapısıyla, stratejisiyle, coğrafyasıyla, nüfus gücüyle, demografisiyle bu da bir fırsat yaratıyor. Demografi de bir fırsat yaratıyor. Mersin her ne kadar göç alan bir nüfus olsa da, farklı renklerin bir arada olduğu bir yer olsa da ama burası bir barış kenti. Burada çok farklı bölgelerden farklı insanlar geliyor. Ve bu farklı insanlar da burada yeni bir hayat için, başarılı olmak için geliyor. Genelde aslında enerjik insanlar, çalışkan insanlar. Bu potansiyeli değerlendirmek lazım. Evet, ülken için uç projesi kapsamında Türkiye'nin köprüleri drone ile tanıtıldı. Gönüllü pilotların yapmış olduğu, çekmiş olduğu görüntüler adeta görülmeye değerdi. Kıtaları, köyleri ve kültürleri birleştiren Türkiye'nin farklı kentlerindeki köprüler, ülken için uç projesi kapsamında gönüllü insansız hava araçları pilotları tarafından çekildi.
Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gönüllü olarak tanıtmak isteyen insansız hava araçları pilotları 1,5 yıl önce ülke için uç projesiyle bir araya geldi. Proje kapsamında ilk olarak Türkiye'nin doğal güzellikleri konu alınarak farklı şehirlerden havadan görüntüler çekildi. Projenin ikinci aşamasında ise tarihi ve kültürel öneme sahip olan camiler insansız hava araçları ile çekilerek tanıtıldı. Projenin bu seferki konusu Türkiye'nin köprüleri oldu. ...26 farklı şehirden 40 gönüllü insansız hava aracı pilotunun katıldığı proje için çekilen görüntüler kendini hayran bıraktı. Ülken için uç projesi kapsamında köprülerin tanıtımının yapıldığı video klipte İstanbul, Trabzon, Elazığ, Van, Adana, Samsun, Ordu, Erzurum, Adıyaman, Diyarbakır, Giresun, Balıkesir, İzmit, Uşak, Kahramanmaraş, Bayburt, Denizli, Edirne, Sivas, Artvin, Kırıkkale, Amasya, Rize, Gümüşhane, Konya ve Bursa illerindeki köprülerden görüntüler yer alıyor. Ülken için uç projesi koordinatörü ve genel yayın yönetmeni Resul Has Türk şunları kaydetti. Bu proje yaklaşık 1,5 yıl önce tamamı gönüllülerden oluşan drone pilotlarıyla bir araya gelinerek yapılan bir proje. Ülken için uç şu anda 3. projesiyle yayında. İlk projemizde ülkemizin doğal güzelliklerini paylaştık. İkinci projemizde ülkemizin güzel camilerini paylaşmak istedik. 3. projemizde ise kimi zaman kıtaları birleştiren, kimi zaman köyleri birleştiren, kimi zaman tarihi anlatan, kimi zaman modernliği anlatan köprüleri konu almak istedik. Bu projedeki amacımız hem ülkemizi dünyaya tanıtabilmek hem de dronlarla ne kadar faydalı işler yapılabildiğini göstermekti. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın güzel bir projeye imza attı ve bayat ekmekleri toplamaya başladı. Bakalım topladığı bayat ekmekleri ne yapıyor? Ekmek israfını önlemek ve mahallesinde yaptırdığı bayat ekmek kutusuyla dikkatleri çeken Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın, ekmeklerin çöpe gitmesini engellemek amacıyla bayat ekmek kutusu yaptırdı. Nasıl başladınız? Ekmek israfını önleyelim. Çöp atmayalım. Ekmek kutusu vatandaşların ilgisini gördü. Vatandaşlar evlerindeki bayat ekmekleri getirerek kutuya attı. Ekmek israfının çok olduğunu gördüğünü ve harekete geçerek mahallesinde birkaç noktaya bayat ekmek kutusunu koyduğunu ifade eden muhtar Aydın şunları kaydetti. Değerli kardeşlerim, hepimizi ilgilendiren bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Üzülerek ifade ederim ki nimetlerin sultanını israf ediyoruz. Soframızın baş tacını israf ediyoruz. Ekmeği çöpe atıyoruz. Dünyada 1 milyar insan yoksulluk, sefalet içerisinde yaşarken, milyonlarca insan bir lokma ekmeğe muhtaç iken, biz her gün 6 milyon ekmeğimizi çöpe atıyoruz. Dünyada her yıl 10 milyon insan açlık ve yetersiz beslenmekle hayatını kaybederken, kardeşlerimiz Suriye'de, Somali'de, Arakan'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde bir lokma ekmeğe muhtaç iken, her gün milyonlarca ekmeği israf ediyoruz. Hakikatte bu davranışımızla dünyadaki aç insanların hakkını saçıp savuruyoruz. Yüce Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesine bildiriyor ki yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz. Muhakkak ki Allah israf edenleri sevmez. Kainatın sevgilisi hadis-i şeriflerinde ekmek nimeti yerin ve göğün bereketindendir. Ve ekmek nimetini israf eden kavimlerin açlıkla imtihan edileceğini bize önceden bildirmiştir Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, biz de böyle bir bayat ekmek kutusu yaptık ki artık nimetlikten çıkmadan ekmeği gelsin bayat ekmek kutusuna koysunlar ve ihtiyaç sahipleri, evcil hayvan besleyenler, tavuk, horoz besleyenler, büyük küçük baş hayvan besleyenler gelip buradan alıyor, götürür, değerlendiriyor. İsraf olmadan değerlendiriyor.
Evet, KESK Mersin Şubesi de OHAL Komisyonu'na tepki gösterdi ve hesap vereceksiniz dediler. Evet, küçük bir arızadan dolayı haberimizi ilerleyen dakikalarda tekrar sunacağız. Değerli izleyiciler, 4 evde hırsızlık yapan bir şahıs güvenlik kameralarını hesaba katamadı ve olanlar oldu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Mimar Sinan Mahallesi TOKİ konutlarında son 2 hafta içerisinde 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Levent S. isimli şahsı ilçeye bağlı bir köyde gözaltına aldı. Şahısla birlikte çaldığı cep telefonu, cüzdan gibi eşyalarla birlikte yakalandı. Emniyette sorgulaması tamamlanan şüpheli Levent S. çıkarıldı, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakaları da artık kendilerini gösterdi. 21 yaşındaki Aziz Bilgiç isimli vatandaşımız suya düşen topu almak için girdi ama bunu canıyla ödedi. Adıyaman'da havaların ısınmasıyla birlikte yakınlarıyla pikniğe giden genç girdiği suda boğularak öldü. Yakınlarıyla birlikte Gazihan Dede Mesire alanına giden 21 yaşındaki Aziz Bilgiç, Mesire alanı yakınlarında oynadığı topun Atatürk Barajı göletine düştü. Suya düşen topunu almak için suya giren Bilgiç bir süre suda yüzdükten sonra gözden kayboldu. Suda gözden kaybolan Bilgiç'i fark eden vatandaşlarla yakınları kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların yaptığı kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine, 112 acil sağlık ekiplerine ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bilgiç'in en son gözden kaybolduğu yere dalış yapan polis dalgıç ekiplerince Aziz Bilgiç sudan çıkarılarak tekneye alındı. Suyun 17 metre derinliğinden çıkarılan Bilgiç tekneye alınarak daha sonra kıyıya çıkarıldı. Burada hazır bekletilen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aziz Bilgiç, daha sonra ambulansla eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Bilgiç yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara bir hizmet daha geldi. Mikro kredi Afşin satış merkezi hizmet vermeye devam ediyor. Şey yapalım, soru mu? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin Belediyesi ve TİSVA İşbirliği ile gerçekleştirilen mikro kredi Afşin satış merkezi hizmet vermeye devam ediyor. Afşin ilçesinde Atilla İmamoğlu Parkı içerisinde hizmete açılan KAMEK Mikro Kredi Afşin Satış Merkezi'ndeki mikro kredi kullanarak üretim yapan bayanlar, el emeği göz nuru ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Burada mekanı biz hazırladık. Tefrişini ve masraflarını Afşin Belediyesi olarak biz üstlendik. Büyükşehir Belediye'miz işletmesini üstlendi. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı da kredilere veriyor hanımlarımıza, mikro krediler. Bunlar küçük çapta krediler. Bu hanımlarımızın ürettikleri ürünler burada pazarlanıyor. Ve hanımlarımızdan bunun karşılığında hiçbir komisyon almıyoruz. Masrafları tamamen bizler tarafından karşılanıyor. Kredinin geri dönüşü sağlanmış oluyor. İnsanlar buradan hem aldıkları küçük kredilerle evlerini geçindiriyorlar, gelir elde ediyorlar. Hem de kredi ödemelerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın ilk satış şubesi olmuş burası. Öyle de bir tezadüf var. Kahramanmaraş olarak ilk bizde olması, Afşin olarak ilk bizde olması tabii bizi de gururlandırdı. İdare sevki idaresi tamamen büyük şehrimizde. Böyle bir mekan açıldı. Özellikle gurbetçi nüfusunun yaz aylarında arttığı bir ilçedeyiz, şehirdeyiz. İnşallah hanımlarımızın gelirleri yazın daha fazla olacak, patlama noktasına gelecek. Ve özellikle pozitif ayrımcılık yaparak hanımlarımızın üretime katılmasına burada katkı sağlamak istedik. Güzel bir işbirliği sonucunda Büyükşehir, Afşin Belediyesi ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın işbirliği sonucunda böyle bir ürün ortaya çıktı. Adıyaman'da foseptik çukuruna düşen inek itfaiye erlerinin 4 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı. Adıyaman'da foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı. Çek! Olay Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. Bırak. Cengiz Şahin'e ait hamile inek köyde foseptik çukuruna düştü. İnek sahibi ve köylüler ineği çıkartmak istedi fakat başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri foseptik çukurun kapağının küçük olması nedeniyle önce foseptik çukurun kapak kısmını kesicilerle keserek büyüttü. Gecenin karanlığında ışıklar yardımıyla çukurun içindeki inek halatlara bağlandı. İtfaiyenin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının sonunda inek çukurdan halatlarla yukarı çekilerek kurtarıldı. Mersin'in 95 yıllık özlemi bitmedi ve Mersin halkı yine atasına koştu. İşte haberimizin detayı. Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işgalci Fransız kuvvetlerine karşı eşsiz bir direniş gösteren ve topraklarını savunan Mersin halkını 17 Mart 1923 tarihinde ziyaret edişinin 95. yıl dönümü düzenlenen bir dizi etkinliklerle kutlandı. Mersin
Mersin Valiliği İl Kutlama Komitesi tarafından organize edilen etkinlikler tren garında temsili olarak kente gelen gazilerin karşılanmasıyla başladı. Mersin Valisi Ali İhsan Su burada Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız'ın kendisini öperek sunduğu sancağı teslim aldı. Daha sonra tren garı önünde kortej oluşturulurken kitle buradan Mersin Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Cumhuriyet alanına yürüdü. Yürüyüşe şehir dışında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz katılmazken Kocamaz'ın yerine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan iştirak etti. Evet, Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından organize edilen ve Ankara'da yapılan vücut geliştirme yarışmasında bölge ikincisi olarak göğsümüzü kabartan Halil Çoban hedefinin Avrupa şampiyonası olduğunu ifade etti. Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından organize edilen ve Ankara'da yapılan Vücut Geliştirme Ankara Bölge Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Halil Çoban, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. Adıyaman Belediye Spor Kulüp Başkanı Aykut Dündar yaptığı açıklamada şöyle dedi. Halil Çoban kardeşimiz yıllardır sporla uğraşıyor, vücut geliştirme sporuyla. Adıyaman'da spora hizmet vermiş birisi, kendisinin özel spor salonu da var, Elite Spor Center. Aynı zamanda Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü sporcusu kendisi. Hem belediyemizi hem ilimizi Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda, Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil ederek Türkiye ikinciliğini kazanmıştır. İlimize ve belediyemize bunu kendisi armağan etti. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Zorlu bir süreçti, çok zor bir süreçten geçti. Bu süreçte bayağı bir emek verdi, çalıştı, çabaladı. Fakat biz bununla yetinmiyoruz. İnşallah kendisinden Türkiye şampiyonluğu akabinde de Avrupa'da, yurt dışında Avrupa veya dünya derecesi bekliyoruz. Bu kapasitede de olduğuna inanıyoruz ve biliyoruz, arkadaşımıza güveniyoruz. Bu bağlamda bize destek veren Sayın Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya da teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılarının devamını bekliyoruz ve diliyoruz. Halil Çoban hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu ve Adıyaman'ın ismini dünyaya duyurmayı hedeflediğini söyledi. İlk önce yarışmaya hazırlandığım zaman bana maddi manevi destek olan bütün arkadaşlarımıza, büyüklerimize teşekkür ediyorum. Zorlu bir süreç geçti. 6 aylık sıkı bir antrenmanlardan sonra Türkiye şampiyonasında ikinci olduk. Alnımızın akıyla döndük. Hedefimiz Türkiye birinciliği inşallah. Ondan sonra da akabinde de Avrupa Şampiyonası'na falan katılmayı düşünüyoruz. Bize destek veren bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi vücut geliştirme sporu böyle uzun maratona benzer. Kısa mesafe koşusuna benzemiyor. 2009'dan beri profesyonel olarak çalışıyoruz. Ama tabii bunun gerisi de var. Yine ortaokul dönemlerine dayanıyor. Profesyonel bir şekilde 2009'dan beri ilgileniyoruz. Bu yılda bir yarışma düzenleyelim dedik. Çok şükür alnımızın akıyla döndük. Türkiye ikincisi olduk. Tabii ki gönül isterdi birinci olmayı ama bizde bir tabir vardır. Hak eden kazansın. Gerçekten çok sağlam sporcularımız var Türkiye geneli. Birinci olan arkadaşa da ben buradan tebrik ediyorum kendisini. Başarının devamını da diliyoruz. Artı biz de şu anda bununla yetinmeyeceğiz. Gerekli çalışmalarımıza devam edip inşallah öteki hedefimizde de birinci olacağız. Yani gerçekten tamam, herkes manevi bakımda çok güzel destekler veriyor ama bu konuda maddi destekte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Sağ olsun devlet büyüklerimiz biraz şu anda bize bir destek için söz verildi ama umarız daha fazla sporcuya bu ulaşır. Hani bizden sonraki sporculara da destek çıkılır.
Çünkü gerçekten çok zahmet gerektiren bir spor dalı, çok maddi güç gerektiren bir spor dalı. O yüzden sponsor olacak arkadaşlara buradan seslenmek istiyoruz. Lütfen futbol dışında da bir spor dalının olduğunu bilsinler. Onlara da biraz maillensinler, onlara da biraz sponsor olsunlar. Büyüklerimizden bunları istiyoruz. Evet, biz de genç sporcumuza başarılar diliyoruz. İnşallah Avrupa şampiyonluğuyla da Adıyaman'ın göğsünü kabartmaya devam eder. Değerli izleyiciler, bu haberle de ana haber bültenimizi burada noktaladık. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Mercan Sürücü Kursu ana haber bültenini sundu.